Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kardeşlerim, namazın vacipleri kısmını bugün inşallah bitireceğiz. Namazın vacipleri hangi yönde çok önemliydi? Eğer vacibi terk edersek ya da farzı geciktirirsek sehiv secdesi gerekiyordu. İki derstir vacipleri yapıyoruz. Bu geri kalan kısmını da tamamlayıp tekrardan yoğun bir şekilde soru cevaplarımız var. Oraya geçmek istiyorum kardeşlerim. Sayfamız 226. En son okuduğumuz 3 ve 4 rekatlı namazlarda birinci oturuş vaciptir dedik. Yani buradan ne anlaşılıyor kardeşlerim? Buradan ne anlaşılıyor? Yani birinci oturuşu kaçırırsak, yani gerek sünnet olsun gerek farz olsun, birinci oturuş dediğim ne? 2 rekattan sonraki oturuşu unuttuk, 3. rekata kalktık, namazı tamamlıyoruz. Sonunda sehiv secdesi yapıyorduk. Şimdi 13. maddeye geldik. Namazların her oturuşunda teşehhütte bulunmak, yani tahiyyat duasını okumak vaciptir. Yani ister işte birinci oturuşta, yani oturmak vacip, bir de ettehiyyatü'yü okumak vacip diyor. Tahiyyat duasını okumak vaciptir. Yani dolayısıyla ettehiyyatü'yü okumazsa bir kişi birinci oturuşta ya da ikinci oturuşta, başka bir şey okursa, direkt salli barikle başlarsa, ettehiyyatü yoksa vacibi terk etmiş olur. Unutarak bunu yaparsa sonradan secdesi yaparak kurtulur. Ama bilerek zaten kimse tahiyyatı bilerek terk etme yapmaz, değil mi kardeşlerim? 14. maddeye geldik. Namaz içinde okunan secde ayetinden dolayı tilavet secdesi yapmak vaciptir. Hadi bakalım. Kur'an-ı Kerim okurken kardeşlerim 14 yerde secde ayeti vardı, biliyorsunuz 14 yerde. Bu secde ayetleri geçtiği zaman ne yapıyorduk secde ayetleri geçtiğinde okurken? Bir bilgi daha size paylaşıyorum. Mesela İkra'da, İkra Alak suresinde son ayet secde ayetidir, değil mi? Son ayet. Şimdi diyelim ki onu, o son ayeti okuduk ama aynı zamanda son ayet, ondan sonra başka bir ayet yok. Nasıl olacak? İkra'nın son ayeti secde ayeti olduğu için rükû ve secdeye aynı namazdaki gibi, yani fazla bir şey yapmadan, ayrıyeten bir secde yapmadan rükû ve secdeye gitmemiz kafidir. Yani yeni bir secde yapmıyoruz. Ancak böyle okumuş olduğumuz surenin arasında secde ayeti gelirse, ister birinci rekatta ister ikinci rekatta, eğer son ayetiniz o değilse, yani devam edecekseniz okumaya, ancak arada secde ayeti geldi. Ne yapıyoruz kardeşlerim? O ayeti okuduğumuz zaman birinci rekattayım. Biz bunu cuma günleri yapıyorduk. Yani cuma günleri Sev Vakfı'nda biz bunu alıştırmıştık, bunu yapıyorduk. Secde ayeti okuyorduk, secdeye gidiyorduk birinci rekatta. Kalkıyorduk, kaldığımız yerden devam ediyorduk. Ondan sonra o birinci rekat sayılmıyor. Sadece Kur'an okurken secde ayeti geçti arada. Direkt secdeye gidiyorsun. Böyle duruyorsun ya okurken, işte secde ayeti geçti, vescüt dedi, ayet geçti. Hemen Allahu Ekber diyorum. Direkt secdeye gidiyorum. Subhane Rabbiyel Ala, Subhane Rabbiyel Ala, Subhane Rabbiyel Ala. Allahu Ekber diyorum. Nerede kalmıştım? Kaldığım yerden devam ediyorum. Ondan sonra bitirdim. Rüküye, secdeye gidiyorum. Birinci rekatı kılmış oluyorum. Bu secde ayeti ikinci rekatta da olabilir kardeşlerim. İşte Kur'an okurken secde ayeti geçerse içinde, o secdeyi yapmak nedir? Vaciptir. Ben bunu size söylemiştim. Eğer Allah nasip ederse umreye ya da hacca giderseniz, her cuma günü Kabe-i Muazzama'da ya da Medine-i Münevvere'de birinci rekatta secde suresi okunuyor. Dolayısıyla orada secde var.
3 rekat, 3 sayfalık bir 3 sayfa okunuyor birinci rekatta. Dolayısıyla o arada secde geliyor. Şaşırmayın. Allahu Ekber dedim, hepiniz secdeye kapanacaksınız. Birinci rekatta kalkıp kaldığı yerden devam edilecek. Birinci rekat, sonra ikinci rekat kılınıyor. Arabistan'da, Mekke, Medine'de böyle kılınıyor. Kardeşlerim, evet. 16. maddeye geldik. İki bayram namazında üçer kere ziyade edilen tekbirler vaciptir. Bu namazların birinci rekatında rükû ve secde tekbirleri sünnettir. İkinci rekatında rükû tekbirleri vaciptir. Zira vacip olan zâid tekbirlerine yakındırlar. Acayip bir madde. Hanım kardeşlerim şimdi dinliyor bizi. Belki bayram namazı nasıl kılınır onu hiç bilmiyorlar. Dolayısıyla bizim takipçilerimizin çoğu da bayan olduğu için nasıl kılındığını buradan söyleyelim. Kardeşlerim, bayram namazı saati geldiğinde vaaz ediliyor. Vaazın neticesinde kamet getirilmeden işte evet hadi cemaati müslimin bayram namazına, buyurun cemaati müslimin bayram namazına deniliyor. Kamet getirilmeden direkt, yani vaazdan direkt namaz hazırlığı yapılıyor. İşte imam namazın nasıl kılacağını anlatıyor. Namaz şöyle, iki kere, yani üçer tekbir var. Üçer tekbir var. Zâid tekbirler var. Her rekatta üçer fazladan tekbir var. İşte herkes niyet ediyor. Şimdi ben size bayram namazını söylüyorum. İşte ben imamım, siz de cemaatsiniz. Ya Rabbi niyet ettim senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya diye, ya da Ramazan Bayramı namazı diye. Allahu Ekber diyelim, bağlıyorum. Hep beraber Sübhaneke'yi okuyoruz. Sübhaneke okunduktan sonra Allahu Ekber deyip elimizi aşağı salıyoruz. Böyle aşağı salıyoruz. Yanlara salıyoruz. Bir. Biraz bekliyorum böyle. Allahu Ekber. İki. Allahu Ekber. Üç deyip elimi bağlıyorum. Besmele, elham, zamm-ı sure okuyorum. Rüküya, secdeye gidiyorum. Kalkıyorum ikinci rekata direkt. Besmele, elham, zamm-ı sure okuyorum. Şimdi bak, zamm-ı sure ikinci rekata geçtik. Zamm-ı sure okuduktan sonra rüküye gitmiyorum. Tekrar tekbir alıyorum. Allahu Ekber. Bir. Allahu Ekber. İki. Allahu Ekber. Üç. Allahu Ekber. Dördüncü tekbirde rükiye gidiyorum. Semi Allahül Merhamide. Aynı bildiğimiz gibi namaz kılıyoruz. Şimdi burada diyor ki, birinci diyor rekattaki tekbirler diyor efendim üçer tekbir. Sübhaneke'den sonra söylediğim tekbirler diyor. Onlar diyor nedir diyor? Sünnettir diyor. Bu namazların birinci rekatında rükû ve secde tekbirleri sünnettir. İkinci rekatında rükû tekbirleri vaciptir. İki bayram namazında üçer kere ziyade edilen tekbirler vaciptir. Düzeltiyorum. Bu alınan tekbirler vaciptir. Farklı olan ne? Bu namazların birinci rekatında rükû ve secde tekbirleri. Hani Sübhaneke'den sonra tekbir aldım, elimi bağladım, Elham-ı Şerif, Zamm-ı Sure okuduktan sonra rükû secdeye gittim ya. O rükû secde tekbirleri sünnettir. İkinci rekattaki rükû secde tekbirleri o da vaciptir. Neden diyor? İlletini söylüyor. İkinci rekatında rükû tekbirleri var. Zira vacip olan zâid tekbirlere yakındırlar. Aman Allah. Hikmete bak. Şimdi diyor ki, ikinci rekatta ben tekbirleri aldıktan sonra Allah-u Ekber diyerek rüküye gittim ya. Ha, onu diyor. Diyor ki, ikinci rekattaki rükû tekbiri diyor, o üç zâidin peşinden geliyor. Buna ilave edildiği için bu vaciptir diyor. Ama birinci rekatta tekbirleri aldın, araya Elham Zamm-ı Sure girdi diyor. Ondan sonra rükû tekbirini aldın. Ara açıldığı için diyor. O diyor rükû secde tekbirleri birinci rekattaki sünnettir. İlim ne acayip değil mi kardeşlerim? İlim ne acayip yani. Evet. Böylelikle bayram namazının nasıl kılındığını görmüş oldunuz. Yani bunun bir formülü var. İki kere elini sallayacaksın. Bir kere bağlayacaksın. İkinci rekatta üç kere sallayacaksın. Dördüncü de rukiye gideceksin. İki salla, bir bağla, üç salla, bir git. Bunun formülü bu.
Tabi birinci rekatta Subhaneke'den sonra eller sallanıyor, üç tekbir alınıyor. Ondan sonra Elhamd Zammü Sûre okunuyor, normal rükû secde. İkinci rekata kalkılıyor. İkinci rekatta da yine Besmele, Elhamd Zammü Sûre. Sonra eller sallanıyor. Üç kere elimizi sallayacağız. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek. Dördüncü tekbirde rükûya gideceğiz. Ettehiyyatü salli barik okunduktan sonra Allahu Ekber, Allahu Ekber cemaatle beraber. La ilahe illallahu, Allahu Ekber. Allahu Ekber velillahil hamd. İmam efendi kalkıyor. Hutbeye doğru, minbere doğru yürüyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallahu, Allahu Ekber. Allahu Ekber velillahil hamd. İmam efendi merdivenlere çıkıyor. Allahu Ekber. Üç kere deniyor bu. Allahu Ekber. La ilahe illallahu, Allahu Ekber. Allahu Ekber velillahil hamd. İmam efendi dönüyor. Başlıyor hutbe. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtedîye levlen hedânallâh. Ya eyyuhel hâzirûn. Kebbirullâhe tekbîrâ hutbede. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallahu, Allahu Ekber. Allahu Ekber velillahil hamd. İmam efendi böyle hutbede üç kere tekbiri getirtiyor cemaate. Sonra hutbeyi okuyor. Tekrar tekbirlerle hutbeden iniyor. Namaz kılınan yere geçiliyor. Müezzin efendi duaya işte başlanıyor. Dua yapılıyor. Ayetel kürsüler okunuyor. Sonra bayramlaşılıyor. Böylelikle kısaca bayram namazını da anlatmış oldum sizlere. 17. maddeye geldik kardeşlerim. Farz olan kıyamdan sonra rükuya, rükudan sonra secdeye gidilmesi gibi namazların farzlarında tertibe riayet etmek, iki farz arasında fazla olmayan bir şeyin girmesine imkan vermemek vaciptir. Bunu biliyoruz. Yani diyelim ayaktayım. Elhamdülillah Mısır'ı okudum. Orada başka ne yapacağım ben? Hiçbir şey. Rüküye git diyor. Rüküde işte 3, 5, 7 dedin. Boş durma orada. Kalk rüküden. Rüküden kalktıktan sonra secdeye git. Yani kıyamdan sonra rükudan sonra secde. Bu aralarda başka şeylerle meşgul olmamak, çok ara vermemek lazım diyor. Bu vacip diyor. Bunu zaten biliyorsunuz kardeşlerim. 18. maddeye geldik. Kıraatten sonra yanılarak bir müddet tefekküre dalıp sonrasında rüküye gitmek gibi vaciplerden her birini yerinde yapıp geciktirmemek de vaciptir. Yani başka bir şey düşünmeyeceksin. Boş durmayacaksın yani. Yani okudun ama boş, Elham'ı okudun, Zamm-ı Sûre'yi okudun, boş duruyorsun. Kendi başına. Böyle duruyor. Bu da vacibi ihlal etmektir. Bundan dolayı da sehiv secdesi gerekir. Yani boş durulmayacak. Okuduysan rukiye git. Evet. Ya da ayakta durmak istiyorsan yine okumaya devam et. Bir şey oku yani boş durma. 19. maddeye geldik. Namazların sonunda önce sağ tarafa sonra da sol tarafa yüzü çevirerek Esselamu diyerek selam vermek vaciptir. Aleyküm ve rahmetullah denilmesinin vacip olduğu ise de açıkça beyan edilmemiştir. Aman Allah'ım. Yani sadece Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyoruz. Oradaki Esselam kelimesi vaciptir. Aleyküm ve rahmetullah vacip midir diye bak. O bile farklı yani. Onun hükmü bile diyor açık beyan edilmemiştir. Bir görüşe göre sol tarafa selam verilmesi sünnettir. Namazdan çıkılması ise alimlerin geneline göre yalnız bir selam ile meydana gelir. Yani şimdi sağa selam verdik ya namaz bitti diyor. Bir görüşe göre namaz bitti ama yine sola da selam ver bu sünnettir diyor. Esselam kelimesi vacip. Aleyküm ve rahmetullah o da söylüyoruz. Yani burada kardeşlerim şuna dikkat edeceğiz. Selam verirken başımızı şöyle böyle sallamayacağız. Oturuşumuz bu. Okuduk. Allahümme salli Allahümme Rabbena firli veli valideyye velil müminine yevme yekumun. Hem bayan hem erkek. Bakın şimdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Çevir. Pekçe çevir yani. Şu omuzuna bak. Yani fazla böyle abartılı bir şey yok. Hani. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bakın. Çevirirken esselam diyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Gördün mü? Hem çeviriyorum hem söylüyorum. Allah dedim buraya baktım.
Esselamu aleykum ve rahmetullah. Yani şu değil. Esselamu aleyküm ve rahmetullah değil. Çevirdikten sonra demeyeceksin. Çevirirken. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Nereye bakıyorum? Omuz uçlarıma. Ya da şöyle de değil. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselam. Niye böyle yaylanıyorsun? Yaylanma yok yani. Mesela cenaze namazlarında da görüyoruz. Hoca tekbir alıyor. Allah ekber. Allahu ekber. Al hoca şimdi cenaze tekbir alıyor ya. Adamlar bunu nasıl nereden girmiş? Nasıl bir alışkanlık? Hoca diyor ki Allahu ekber. Allahu ekber diyor. Adam böyle kafayı kaldırıyor. Allahu ekber. Yok böyle bir şey. Allahu ekber dedim. Sen de olduğun yerde Allahu ekber diyeceksin. Bu kadar. Hoca Allahu ekber, Allahu ekber diyeceksin. Kafayı oynatmayacaksın böyle. Bunlar ince şeyler. Bunlara dikkat edelim inşallah. Selamı anladık değil mi? Selam vermeden önce nereye bakıyoruz? Kucağımıza bakıyoruz. Böyle normal oturuyoruz. Kucağımıza bakıyoruz. Gözümüz kucağımıza doğru. Ya da diz uçlarımıza bakıyoruz. Okuduk. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Çok uzatmıyoruz. Rahmetullah. İkincisini bir tık fazla. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Ne yaptın şimdi sen? Yanındaki meleklere selam verdin. Hafaza melekleri. Yanındaki cemaate selam verdin. Çok faziletli bu. Yani namaz kılan hep birbirine dua ediyor zaten. Yani Etteyyatü'yü oturuyorsun. Etteyyatü'de annene, babana, bütün müminlere dua ediyorsun. Namaza camiye gelenler birbirine selam veriyor. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerine olsun. Ey namaz kılanlar, ey melekler, sağ tarafındakilere selam veriyorsun. Buradakiler sana selam veriyor. Sola dönüyorsun, Esselamu Aleyküm ve sol tarafındakilerine selam veriyor. Buradakiler sana selam veriyor. Yani hayat böyle olunca güzel oluyor hayat. Tatlı oluyor hayat. İbadetle, taatla, duayla. Yani namaz kılmayan, cemaate gitmeyen ne kadar mahrum oluyor değil mi kardeşlerim bunlardan? Evet. Yalnız kıldığın zaman erkekler için söylüyorum. Selam verdin, sadece meleklere selam verdin. Ama cemaat olsaydı buradaki insanlar hem melekler hem sana selam verecekti. Daha faziletli olacaktı yani. Zaten cemaatle kılmak 27 derece daha faziletli. Bunu biliyoruz. Bir görüşe göre evet onu dedik. Namazdan çıkılması ise alimlerin geneline göre yalnız bir selam ile meydana gelir. Bununla namaz bitmiş olur. Yani tek tarafa selam verdi mi diyor namaz bitmiş olur diyor. Artık bu selamı vermiş olana başkasının uyması sahih olmaz. Beş olan, yani bir adam diyor selam verdiyse artık ona diyor uyulmaz diyor. Sahih olan görüş diyor. Bu böyledir diyor İlmihal dersimizde. İnşallah namazın sünnetlerine geldi kardeşlerim. Allah nasip ederse haftaya ölmezsek sağ kalırsak namazın sünnetleri bölümüne giriş yapacağız. Bayağı bir şeyler okuduk. Sonra namazın adabı bölümü var. Ezan kamet bölümü var. Bunlara geçeceğiz. Yani namaz bölümü çok yoğun olduğu için devam ediyoruz yani. İnşallah. Aleykümselam. Şimdi bu konuyla ilgili sorularınız varsa ben alayım sorularınızı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Mesela biri size selam verdiği zaman daha üstünüyle cevap verebilirsiniz. Esselamu aleyküm mesela dedi. Biri size esselamu aleyküm dedi. Siz de ve aleyküm selam dersen bak bir vav fazla söyledin daha iyi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah dese ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Yani alan bir tık daha fazlasını söylese bu da daha faziletli olmuş oluyor. Hocam bir namazda bir zamm-ı sureyi iki kez okursak farklı rekatlarda mekruh mu namaz bozulur? Namaz bozulmaz. Ama biliyorsan yanılarak bunu yaptıysan Serdar kardeşim namaz olur. Bir şey olmaz. Yanılarak oldu diyelim. Ama biliyorsan öyle yapma yani. Yapma. Yani iki rekatta da elemtereyi okudun. Namaz bozulmaz. Namaz olur. Ama bunu bilerek yapma, yanılarak yaptıysan olur, namaz olur.
Allah razı olsun. Allah razı olsun. Evet. Hocam, abdest alırken başımızı meshederken ben arkadan öne doğru mesh ediyorum. Abdestim olur mu? Yani nasıl? Mesela Hümeyra kardeşim, şöyle yapıyorsun değil mi? Şöyle. Olur. Biz böyle yapıyoruz. Olur. Ancak hani dörtte bir olmasına dikkat edin. Ben şimdi erkek kardeşlerime söyleyeyim. Elinizi mese gelince, şimdi dörtte bir ya, dörtte bir mes etmek böyle. Dörtte bir, bir, iki, üç, bir de şu kafanın arkası dört. Şuranın tamamı olması lazım. Acele etmemek lazım. Eğer dörtte bir şöyle yaparsam belki dörtte bir olmayabilir. Şafii mezhebi parmakla olsa da oluyor da şöyle yapalım kardeşlerim. Yani bunun sünnet şekli şunu söyleyeyim. Belki buradan kapanınız kapsın bunu. Bak ellerinizi şöyle yapıyorsunuz. Bu şöyle, şöyle iki parmağı bitişiyorsunuz. Şu ikisi bitişik, serçe parmağı ayrı, şu baş parmak ayrı. Bu iki parmağı alnımın önünden şöyle arkaya doğru getiriyorum. Sonra avucumun içini yapıştırarak bununla böyle geliyorum. Hocam bunu bu tekniği biz yapamayız hocam. Sünnet olan bu nasıl yapacaksınız? İki elinizi ısıtacaksınız. Saç tarama şekli var ya, şöyle yapın. Aha böyle yapın. Bu işte. Bunun adı kaplama mes. Bunun adı kaplama mes. Erkekler için söylüyorum. Tabi bayanlar için bu belki zor olabilir. Başörtüleri falan var. Dörtte biri meshetmeye gayret edin. Önden arkaya, arkadan öne olur Hümeyra kardeşim. Kadın erkeğe ve erkek kadına selam verilir mi? Yani Hatice Eka, yani selamda hiçbir günah yoktur. Ama büyükler şunu söylüyor. Yani selam verildiği zaman, yani onun peşinde bir muhabbet, konuşma olabilme ihtimalinden dolayı, yani durduk yere sen amcana, dayına, mahremine selam ver mesela. Ne bileyim, yaşlı kadınlar, yaşlı erkekler, bunlara selam ver. Ama böyle hani işte selamın neticesinde farklı bir muhabbete gitme durumundan dolayı din büyüklerimiz uygun görmüyor yani. Ne erkeğin kadına ne de kadının erkeğe selam vermesini uygun görmüyor. Evet. Teheccüd namazı kılarken, yani şey değil, günah değil yani, haram değil. Sadece neden uygun olmadığını söyledim. Teheccüd namazı kılarken her iki rekatta selam vermek gerekli mi? Evet, gece namazlarını ikişer rekat kılmak faziletlidir. Her iki rekatta selam versen olur ama dört dört de kılabilirsin. Yani faziletli olan nedir? İki iki kılmaktır. Sevgi el hatip. Evet. Hocam iyi ki seni tanıdık. Çok şeyler öğrendik. Allah razı olsun. Aleyna ve aleyküm selam diyoruz. Ve aleyna diyerek başlanır mı? Peki hocam. Aleyna, esselamu aleyküm, aleyna ve aleyküm, işte fazlalık diyorsunuz. Ben bunu kastediyorum yani. Mesela birisi dedi ki esselamu aleyküm, aleyna ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Evet, olur. Hocam kefen parasına zekat düşer mi? Kefen parası 40 milyar mı? Kefen parası 200-300 lira yani. Ona Kadir kardeşim, ona zekat düşmez. 200 lira, 300 lira, hadi 500 lira olsun. Zekat olması için 40 bin lira paran olması lazım. Zaten kefen aldıysan, para olarak durmuyorsa, kefen olduysa ona zaten zekat düşmüyor. Ama para olarak o 50 bin liranın içerisinde kefen parası da varsa ona zaten düşüyor. O senin paran yani, sermayen ona düşer. Ama kefeni aldıysan, evde saklıyorsan ona eşyadır, düşmez. Hocam namaz kılarken istemsiz öksürmek namaza mani midir? Değildir. Öksürük namazı bozmaz. Hocam bir de biz kadınlar cuma namazı kılmadığımız için pek bilmiyoruz. Cuma namazını da anlatır mısınız? Şimdi zaten siz cuma evdeyseniz cuma namazı yerine öğlen namazı kılıyorsunuz. Değil mi kardeşlerim? Cuma namazı hani bilgi olarak söylüyorsanız onu anlatırım inşallah. Cuma namazı bahsi gelir. Onu anlatırım inşallah ama siz cuma namazı kılmıyorsunuz biliyorsunuz. Yani erkekler de eğer cumaya gidemezse, cuma kılamayan erkekler ne kılıyor? O günün öğle namazını kılıyor. 4 rekat sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet. Siz de evinizdeyseniz siz cuma namazı kılmıyorsunuz. Siz de o günün öğlen namazını kılıyorsunuz. Yani ve aleyna ve aleyküm selam desek, aleyna ve aleyküm selam yerine yani olur mu? Yani ve aleyna ve aleyküm
aleyküm selam, aleyna ve aleyküm. Olur. Olur, ikisi de olur. Vitir kılarken kunut unutulursa sehiv secdesi gerekir mi? Evet. Dün söyledik. Dün bu mevzu oldu. İmam-ı Azam'a göre gerekiyor. Sehiv secdesi, kunut duasını okumasak İmam-ı Azam'a göre. İmam Muhammed de İmam Ebu Yusuf diyor ki sünnettir diyor. Gerekmiyor. Yani biz medresede okuduğumuz Ebrar Aslan eğer unutulup kunut tekbiri getirilmezse, duası okunmazsa sehiv secdesi getirelim inşallah. Ama unuttun da onu da getirmedin. Namazı yeniden kılmana gerek yok. Almanya'dan selamlar hocam. Allah razı olsun. İşte teknolojinin güzelliği. Biz Ümraniye İstanbul'dan canlı yayın yapıyoruz. Ayar Halide 69 kardeşim Almanya'dan dinliyor. Bize selam söylüyor. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatüh diyelim. Allah razı olsun. Nasıl güzel göstererek anlattı hocam. Bayram namazını mı kastediyorsunuz? Evet. Hocam işrak beklerken okul saati geliyor. Gidip geldiğimde kılıyorum. Olur mu? Olur. Muazzez Özcan olur. Olur. Selamun aleyküm hocam. Allah razı olsun. Aleyküm selam. Hocam sabah namazında kunut duası okunmamak günah mı? Sabah namazında kunut duası yok ki. Dua hadis. Hocam sabah namazında kunut duası okumamak. Ha, Şafii mezhebinde belki öyle bir kunut var. Hanefi mezhebinde sabah namazında kunut yok kardeşim. Şafii mezhebi ise de o zaman bir Şafii hocaya sormak lazım. Ve aleyna diye vav harfi katılarak selamı karşılamayı diyorum yani hocam. Ve aleyna ve aleyküm selam desek yani fazilet yüksek olsun diye. Evet ben de olur diyorum. Doğru. Fazilet daha yüksek olur. Evet. Emine Peçe hep görüntülü arama gönderiyor ama yanlışlıkla mı oluyor bu? Emine Peçe kardeşimiz görüntüleme arama istiyor ama herhalde yanlışlıkla oluyor. Sohbet dinlerken tespih çekebilir miyiz? Yani ders olmasa kendini sohbete ver. Yani iki şey olmayabilir. Mesela sohbet dinliyorsun. Sohbetin manalarıyla mı ilgileniyorsun? Yoksa tesbihle mi? Yani bence ikisinden birine yoğunlaşsan daha iyi olur. Öğlen namazı erkekler camiden çıkınca mı kılınmalı? Öyle bir şart yok. Sevgi beller, ezan okunduktan sonra kılabilirsiniz. Öyle bir şart yok. Yani oldu ki erkekler 2 saat çıkmadı yani. Siz namaz kılmayacak mısınız? Yani ezan okundu mu kılabilirsiniz öğlen namazını. Allah sizi başımızdan amin. Sabah namaz kılarken elimde olmadan kaybettiğim evladım aklıma geliyor ve gözyaşım Allah sabır versin. Sevgi El Hatip, evladınızı mı kaybettiniz? Allah rahmet eylesin. Yani Allah aşkından bu duygulardan dolayı namazda gözyaşı damlaması namazı bozmaz. Allah sabır versin. İmtihandır. Çok evladını kaybeden kardeşlerimiz vardır. Emine Peçe kardeşimiz de evladını kaybetti. Allah rahmet eylesin. O kardeşimizde birkaç kardeşimiz daha var. Bu da sizin imtihanınız. İnşallah cennette buluşursunuz. Hocam eşim oldu bir yakınım rüyasında görmüş öldü. Evde bizim de sonradan fark ettiğimiz şeylerden bahsetmiş. Yani bir sevgi hemşire bir vefat eden biri rüyada gözükürse onun adına bir hayır yapın. Bir Kur'an okuyun, siz okuyun, Yasin-i Şerif okuyun, hatim okuyun ya da onun adına bir hayır yapın deriz biz. Diye selamı alırken aleyna aleyküm selam yerine de aleyna aleyküm selam desek olur mu diye sormuştum. Yani vav katmak manayı bozmazsa bozmaz. Ben de Almanya'da sizi izliyorum. Hocam Allah razı olsun. Hocam namazımı kılıyorum. Tesbihlerimi erteliyorum istemeyerek. Yani namazınızı kılın istemeyerek erteleyebilirsiniz. Olur. Teslime kardeşim. Ekinsu hocam imsak vakti girdiği zaman ezanın okunması beklemeden sabah namazı kılabiliriz. Evet bunu söyledim Ekinsu kardeşim. Malkoç. Evet imsaktır asıl ölçü. İmsak girdikten sonra ezanın okunmasını beklemeden namaz kılabilirsin. Şunu söyleyeyim. Ayın 8'inde bu vesileyle sizle ilk defa paylaşıyorum.
Önümüzdeki pazartesi ezanlar imsakla okunacak bütün camilerde Türkiye'de ve ezandan yarım saat sonra bütün camilerde namaz kılınacak. İnsanlar işlerine yetişsin diye. Bu önümüzdeki pazar aynı Ramazan pazartesi aynı Ramazan'da olduğu gibi imsakla beraber ezanlar okunacak. Dolayısıyla ezan okunduktan sonra namaz kılabilirsiniz. Sivas'tan selam, aleyküm selam. Nafile namazın sonunda namaz tesbihleri Subhane elhamdülillah Allahu ekber çekilir mi yoksa direkt dua mı? Nafile namazın sonunda tesbih çekilmez. Dua edilir nafile yani işrak, kuşluk onu diyor kardeşimiz. Dua edilir direkt. Ama tesbih gün içinde çekebilirsiniz. Yani bütün kardeşlerime şu tesbih yani dersli olmayanlar için bir kere 100 defa estağfurullah hepimizin her gün olsun. 100 defa Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah hepimizin olsun. 100 defa hem sabah Subhanallah ve bihamdi. 100 defa Subhanallahil azim. 100 defa da akşam. 200 oluyor. 400. 100 defa da La ilahe illallah çekersek toplam bir 500 zikrimiz hepimizin olsun derim. Peki dersimiz bu kadar olsun mu kardeşlerim? Allah razı olsun. Sorularınız da çok güzel. Biz de cevaplamaya çalışıyoruz. Bizim işte ilmihal dersimizin bir güzelliği de bu. Anlık soru soruyorsunuz, anlık cevap veriyoruz bildiğimiz kadarınca. Bilemezsek de bir daha derse söyleriz. Gecemiz mübarek olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh.